Suriye'de son dakika gelişmesi. Harekete geçtiler. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri operasyon için Cerablus'tan harekete geçti. Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla operasyon bölgesine doğru yola çıktı. Suriye Geçici Hükümeti'nden operasyon mesajı. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, askeri muhaliflerin Fırat'ın doğusuna yapılacak muhtemel operasyon için hazır olduklarını vurgulayarak, Fırat'ın batısını DAEŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız dedi. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Afrin ilçesindeki Hamza Kuvvetlerine ait Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhalif grupların Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi. Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu grupları geçen cuma Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu adı altında birleştirdiklerini duyurmuştu. İdris, Fırat'ın doğusundaki bölgelerin Suriye topraklarının bir parçası olduğunun altını çizerek, bu topraklar PKK ve PYD'li terörist elebaşlarının büyük kısmını oluşturduğu SDG'nin kontrolü altında. Bu teröristler bölge halkını evlerinden etti. Bizim bu sahadaki görevimiz topraklarımızı işgal eden teröristleri def ederek yerlerinden edilenleri yeniden evlerine döndürmek olacak diye konuştu. Bölgede güven ve istikrar ortamını yeniden sağlamayı amaçladıklarını ifade eden İdris, terörist çetelerin bölgeden çıkarılması Türk kardeşlerimizle ortak hedefimizdir. Suriye'yi bölmek isteyen bu çeteler ayrıca Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını bozmayı amaçlıyor değerlendirmesini yaptı. Operasyona hazırız. İdris, Fırat'ın batısını DAEŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Halkımız güven ve barış içinde yaşayacak. PKK, PYD çeteleri Suriye'yi bölmek ve Türkiye'nin de güvenliğini tehdit etmek istiyor tespitinde bulundu. ÖSO gruplarının birleşmesiyle hafife alınamayacak bir güç oluşturduklarını belirten İdris, milli ordu olarak Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona hazırız. Planlarımız ve hazırlıklarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle bu operasyonda yer alacağız. Bu katılım bizim halkımıza ve dostlarımıza görevimizdir. Askeri grupların birleşmesi operasyon öncesi bize moral oldu dedi. Terör örgütü YPG-PKK işgali altında yaşamak zorunda kalan bölge halkına seslenen İdris şunları kaydetti. Fırat'ın doğusundaki bölge halkı bizim vatandaşımızdır. Hangi etnik yapıdan olursa olsun onlarla gurur duyuyoruz. Hiçbir etnik yapı veya dini grup arasında ayrım yapmayacağız. Oradaki halkımıza PKK ve PYD ayrılıkçı terör örgütlerinin DAEŞ'tan bir farkı olmadığını söylüyoruz. Ülkemizi bölmek için geldiler, her yeri yerle bir ettiler. Bunu ifade ediyoruz. Bu örgütler bölgeyi yakmak isteyen yabancı güçlerin amaçlarını hayata geçirmek istiyorlar. Kökünü kazıyacağız. Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK'nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yapmıştı. ÖSO'nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, Ankara'dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda PKK'nın doğusuna geçip PKK'nın kökünü kazıyacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.